Oyunun tarihleri 20. yüzyılı gösterirken Los Santos dayanılmaz, pis ve tehlikeliydi. Cal Johnson adında yönettiğimiz karakter ortaya Liber City'den Los Santos'a kardeşinin haberini almasıyla çıktı. Annesi vefat etmişti. Ballaslar abilerini yani Sweet'i öldürmek istemişlerdi. Amme ve lakin kurşunlar annelerini yani Beverly Johnson'ı isabet etmişti. Carl haberi alır almaz Los Santos'a 5 yılın ardından tekrar döner. Sokaklar çok fena tehlikelidir o zamanlar. Evine gelir ve duygulanır. Evinde yakın arkadaşı Big Smoke vardı. Şok olan Big Smoke ilk önce Carl'ı tanımaz, sonra tanır ve sarılır. Sonra da annesi için üzülür ve öldürenleri bulacağına söz verir. Beraber cenazeye giderler. Cenazede ise kardeşi Sweet, kız kardeşi Kendall, bir tane daha yakın arkadaşı Ryder bulunur. Sweet neden Liberty'ye annesine ve eski çete savaşlarında ölmüş erkek kardeşi Bryn Johnson'ı bırakıp gittiği için onu suçlar ve kızar. Ama Carl'ın gitme sebebi bir iftiradır. Crush üyesi olan Tempini ona iftira atmış, Carl'ın gitmesini isteyip abisi Sweet'i öldürmek istemiş ama annesini öldürmüştü. Hatta oyunun başında diyordu. Hey Carl, how's your wonderful family? I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. You don't bang. This is car 58. See you around like a donut, what? Carl. Officer Pendlebury's down. We'll be right over. Oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights, baller country. Now I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. Sonraları, araları düzelen Carl ve Sweet bir kardeş gibi tekrar Grove'u kurarlar. Sokaklar tehlikeli olmasına rağmen canı pahasına savaşan kardeşi ve yakın arkadaşları Carl'ı asla bırakmayacaklarına söz vermişti. Ama nafile. Carl'ın yakın arkadaşları olan Big Smoke ve Ryder Carl'ı ballaslarla satmıştı. Carl'ın kız kardeşi Kendall'ın sevgilisi yani eniştemiz olan Caesar bütün olup bitenleri anlatıp göstermişti Carl'a. Carl şok olup bunca sinenin bir ihanetle suçlanacağı asla aklına gelmezdi. Bir sürü olay yaşadı Carl. Başka şehirlerde, başka evlerde geçti hayatı. Ama bir gün düzeleceğini biliyordu. Tempini'nin annesini öldürdüğünü anlayan Carl, onu öldürmek için elinden geleni yapıyordu. Çok karşımıza çıktı Crash'lar. Bazı görevler verdi. Hatta para bile vermedi. Crash üyesinin içine Jimmy Hernandez bize birazcık da olsa iyiydi. Bizi o kurtardı. Tempini'nin kürekle vurmasıyla yere düşen Hernandez ölmemiştir. Sadece baygın yatıyordu. Diğer üye olan Pulaski, Carl'a mezar kazıyordu. Amaçları Carl'ın onu için atmaktı. Jim Hernandez buna sinirlenerek Pulaski'nin silahına sarılmış ama maalesef vurularak düşen kendisi olmuştur. Serpen yoktu orada, gitmişti. Alright, that's good. That's deep enough for two. Eddie Tenpenny just using you. He's using all of us. You're the next one he's gonna silence, man. Shut the fuck up, scum! And it's Officer Pulaski to you! Fucking die! Tek kalan Pulaski korkusuyla arabaya binse de Carl Johnson tarafından yakalanıp linç edilmişti. Artık tek kalan Crash üyesi Tempini bunu bilmiyordu. Zamanlar geçti, onca görev yapıldı. Mor, sarı bölgeler yavaş yavaş yeşile bürünüyordu. Bize ihanet eden Carl'ın yakın arkadaşlarından birisi olan Ryder, Pier 69 görevinde eniştemizin yardımıyla sürat teknesiyle öldürüldü. Caesar ve CJ Los Santos'a geri döndüler. Ama kardeşi Sweet hapisteydi. Tempini'nin polis arkadaşları onu içeriye atmıştı. Sonra McDonald'ın yardımıyla hapisten çıktı. Ve dağıtılmış olan Gross City'si tekrar birleşti. Yakın arkadaşlardan tek kalan Smoke, Los Santos'da büyük bir uyuşturucu yeri açmış ve bütün çeteleri toplamıştı. Son görev olan yolun sonunda Sweet ile birlikte Doğu Los Santos'a Big Smoke'u kurmuş olduğu yere gitmişlerdi.
Kral, Sweet'in gelmesini müsaade etmemiş, o cesurlukla bütün adamları gebertmiş ve artık Big Smoke'a yolun sonu gözükmüştü. Onu da cesurluğuyla öldüren Kral rahatlamıştı. Ama tek bir hedefi kalmıştı, o da Tenpenny'di. Son görevde itfaiye aracıyla kaçarken kendi kendine kaza yapmış ve köprüden Grove City'de düşmüştür. Sonra da ölmüştür. Rahatlayan Kral, intikamını hepsinden almıştır. See you around, officer.